Ben ngsocam.com'dan Hakan Hoca. Bu çalışmamızda Timiyeti Publishing yazarlarından Reyka hazırladığı yeni nesil sorulardan oluşan 8. sınıf 5. ünite denemesinin çözümünü yapacağım. Çalışmasını bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ederiz. Birinci sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following is not correct according to the poster above? Postere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Bu sorunun çözümünü yaparken bilgisayarda verilmiş olan posteri dikkate alacağız. Daha sonra Stephanie ve sekreter arasındaki konuşmayı değerlendireceğiz. Ekrandaki postere baktığımızda Web Page Design Competition for Schools. Okullar için web tasarım yarışması. Make a web page about your school and win new computers for your laboratory. Okulunuz için bir web sayfa Yapın ve okulunuzun laboratuvarı için yeni bilgisayarlar kazanın. Open to all students under 15. 15 yaşının altındaki tüm öğrenciler katılabilir. Maximum 3 students can work on the same web page design. Aynı web tasarımda en fazla 3 öğrenci beraber çalışabilir. Deadline on 7 February. Son tarih 17 Şubat. Bu posterdeki bilgileri dikkate alaraktan şimdi Stefani ve sekreter arasındaki konuşmayı değerlendirelim. Hello, this is Stefani Bright. Merhaba, ben Stefani Bright. I'm calling you for the web page design competition. Ben sizi web tasarımı yarışması için arıyorum. Hello Stephanie. Merhaba Stephanie. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Well, I would like to some details about the competition. Ben yarışma hakkında bir takım detaylar almak istiyorum. Sekreterin burada bir açıklaması var. Bizden buraya gelmeyecek olan ifadeyi bulmamız isteniyor. Stephanie'nin ifadesinde. Okay, thanks a lot. Tamam, çok teşekkürler. Şimdi seçenekleri değerlendireceğiz. Posterdeki ifadelerle sekreterin vermiş olduğu ifadeler eşleşiyorsa eşleşen ifadeleri eleyeceğiz. Postere uygun olmayan ifade bizim doğru seçeneğimiz olacak. A seçeneğine baktığımızda There is an age limit for the competitors. Yarışmacılar için bir yaş limiti var. Böyle bir ifade posterde verilmiştir. 15 yaşının altındaki herkes katılabilirdi. Bu ifadeler eşleştiği için A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda You can make your web page until 7 February. Web sitenizi 17 Şubat'a kadar yapabilirsiniz. Son tarih 17 Şubat'a olduğu posterin en altında verilmiştir. Bu nedenle B seçeneğini deniyoruz. C seçeneğine baktığımızda If you come first, you will get computers for your school. Eğer birinci gelirseniz okulunuz için bilgisayarlar kazanacaksınız. Bu ifadeler de posterle eşleştiği için C seçeneğini deniyoruz. D seçeneğine baktığımızda More than three students come together to make a web page. Web tasarımı yapmak için 3'ten daha fazla öğrenci bir araya gelebilir. Bu ifade yanlıştır. Çünkü posterde maksimum 3 öğrencinin bir araya gelip aynı web tasarım üzerinde çalışılacağı belirtilmiştir. D seçeneğinde ve verilen ifadelerle posterde verilen ifadeler eşleşmediği için doğru cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. According to the information bar, which of the following does your teacher not say? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisini öğretmeniniz söylemeyecektir? Öncelikle yukarıdaki ifadeye bakalım. You and your teacher talk about your internet usage habits. Sen ve öğretmenin senin internet kullanımı alışkanlıkları üzerine konuşuyorsunuz. You say you spend about 6 or 7 hours on the net every day. Siz her gün internette yaklaşık 6-7 saat zaman geçirdiğinizi söylüyorsunuz. Your teacher thinks this is too much. Öğretmeniniz bunun çok fazla olduğunu düşünmekte. Bu bilgileri dikkate alaraktan biz aşağıdaki ifadeleri değerlendireceğiz. Öğretmenin bu duruma karşı söyleyemeyeceği durumu bulacağız. A seçeneğine baktığımızda your internet usage is at an alert level. Ol. Senin internet kullanımın alarm düzeyinde bu ifade doğrudur. Öğretmenin internet kullanımının çok fazla olduğunu vurgulamıştır. Bu öğretmenin söyleyeceği ifade olacağı için A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda you don't use the internet moderately. Sen interneti makul bir şekilde kullanmıyorsun. Öğretmen bu ifadeleri de kullanabilir. Çünkü öğretmen kullanımınızın çok fazla olduğunu düşünmekte. Bu nedenle B seçeneğini de diyoruz. C seçeneğine baktığımızda you are careful about your internet usage. Sen internet kullanımın konusunda dikkatlisin. Öğretmen böyle bir ifade kullanamaz. Çünkü internet kullanımının çok fazla olduğunu düşünüyor. C seçeneği öğretmenin yorumu olamayacaktır. Yanına bir işaret bırakıyoruz. D seçeneğine baktığımızda You can't regulate yourself on internet. Sen kendini internette ayarlayamıyorsun. İnternet kullanımınızın fazla olduğundan dolayı öğretmeninizin size uyarı tarzında bir mesaj vermesi doğaldır. D seçeneğindeki ifadeyi kullanabileceği için D seçeneği elenecektir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. According to the comments below, who uses the internet for education? Yukarıdaki yorumlara göre kim interneti eğitim için kullanmaktadır? Bu sorunun çözümünü yapabilmemiz için yukarıdaki ifadeleri okuyacağız. Kim interneti eğitim amacıyla kullanıyorsa doğru seçeneğimiz bu seçenek olacak. Nova'nın yorumuna bakıyoruz. I usually visit some websites to buy some sports equipment. Ben genellikle bazı spor ekipmanları satın almak için bazı web sitelerini ziyaret ederim. Nova'nın bu yorumundan interneti alışveriş için kullandığını görüyoruz. Eğitim amacıyla kullanılmayı aradığımız için Nova'nın bulunduğu A seçeneğini eliyoruz. Zvetlan'ın ifadesine bakıyoruz. I download articles about science and technology for my assignments. Ben ödevlerim için bilim ve teknoloji hakkında makaleler indiririm. Bu ifadelere göre Zvetla interneti eğitim amacıyla kullandığını görüyoruz. Bizden de eğitim amacıyla interneti kimin kullandığını bulmamız isteniyor. B seçeneğinde Zvetla bu amaçla kullanıyor. Yanına bir işaret bırakıyoruz. Diğer kişilerin ifadelerini de değerlendirelim. George'un ifadesine baktığımızda I often surf social networking sites to comment on my buddy's photos. Ben sık sık kankalarımın fotoğraflarına yorum yapmak amacıyla sosyal iletişim sitelerinde gezinirim. George'un bir ifadesinden interneti eğlence amacıyla kullandığını görüyoruz. Bu nedenle George'un bulunduğu C seçeneğini deniyoruz. Kate'in ifadesine baktığımızda I search for different recipes on some blogs to cook for my guests. Misafirlerime yemek pişirmek için bazı web sitelerindeki farklı yemek tariflerini araştırırım. Kate'in bu yorumundan da interneti yemek tarifleri için kullandığını anlıyoruz. Bu nedenle Kate'in bulunduğu D seçeneğini de ediyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Dördüncü soruda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following is not correct according to the conversation bow? Yukarıdaki konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Bu sorun çözümü için yukarıdaki ifadeleri okuyacağız. Bunları dikkate alaraktan seçenekleri değerlendireceğiz. Mike'in ifadesine baktığımızda We are playing an online multiplayer game at 5 p.m. with some friends today. Biz bugün birkaç arkadaşla akşam üzeri 5'te online bir oyun oynayacağız. Pit'in cevabı baktığımızda Thanks for your invitation. Davetin için teşekkürler. But I have to browse an article for my school project. Fakat ben okul projem için bir makale araştırması yapmak zorundayım. Bu ifadeye göre Pete online oyuna katılamayacaktır. Bruce'un ifadesine bakıyoruz. I can't miss this chance. I'm crazy about playing online games. Ben böyle bir şansı kaçıramam. Online oyunlar oynamanın delisiyim. Bruce'un bir ifadesinden de Mike'ın teklifini kabul ettiğini anlıyoruz. Linified this never curious, it would be great, higher caller, but I'm going to have a long video chat with my cousin at that time. Fakat ben o saatte kuzenimle uzun süreli bir görüntülü sohbet yapacağım. Bu yoruma göre Phil, Mike'ın saat 5'teki teklifini kabul edemeyecektir. Şimdi bu ifadeleri göz önünde bulundurarak seçenekleri değerlendirelim. A seçeneğine baktığımızda Mike invites his friends to play a game on the internet. Mike arkadaşlarını online oyun oynamaya davet ediyor. Bu ifade doğrudur. Mike'ın ifadesinde online oyuna davet ettiğini anlıyoruz. Bizden uygun olmayan ifadeyi bulmamız isteniyordu. A seçeneğini Ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda, Pete makes an excuse for not attending the event. Pete etkinliğe katılmamak için bir bahane sunuyor. Bu ifade doğrudur. Pete okul projesini yapmak amacıyla da katılamayacağını belirtmiştir. B seçeneğini deliyoruz. C seçeneğine baktığımızda Bruce refuses Mike's invitation. Bruce Mike'ın teklifini reddediyor. C seçeneğindeki verilen ifade yukarıdaki ifadeyle eşleşmiyor. Bruce'un online oyunlar oynamanın delisi olduğunu, bu şansı kaçıramayacağını anladığımız için Bruce etkinliğe katılacaktır. C seçeneği de katılmayacak diyor. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yine D seçeneğinde dikkat alalım. Phil plans to use the internet for the communication. Phil interneti iletişim için kullanmayı planlamaktadır. Bu ifade doğrudur. Kuzeniyle o saatte görüntülü sohbet yapacaktır. D seçeneğinde verilen ifade de yukarıdaki anlatılan bilgilerle eşleştiği için D seçeneğini deliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Beşinci sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. According to the information above, who will be interested in Peter's email? Yukarıdaki bilgiye göre kim Peter'ın emailine ilgi duyacaktır? Öncelikle Peter'ın emailine bakacağız, içeriğini anlayacağız, daha sonra diğer ifadeleri eşleştirip doğru cevabı bulmaya çalışacağız. Hi guys! Selam Minnet. I found a new website yesterday. Dün yeni bir web sitesi buldum. It's great. Harika. It's about the latest developments in technological devices. Site, teknolojik cihazlardaki son gelişmelerle ilgili. Have a look. Bir bakın. You will like it. Beğeneceksiniz. Peter. Şimdi verilen diğer ifadelere bakalım. These are Peter's friends' favorite online activities. Bunlar Peter'ın arkadaşlarının favori online aktiviteleri. Peter'ın emailinde dikkat edeceğimiz nokta önerdiği sitenin teknolojik cihazlarla ilgili son gelişmeleri içermesidir. Kim buna ilgi duyuyorsa biz bunu bulmaya çalışacağız. Noah is crazy about browsing articles on traveling. Noah seyahat üzerine makaleler araştırmanın delisidir. Biz burada Noah'nın seyahatle ilgilendiğini anlıyoruz. Teknolojik cihazlarla ilgilenmediği için C seçeneğini eliyoruz. David is keen on following blogs that discuss about the latest films. David son çıkan filmlerle ilgili tartışmaları içeren blogları takip etmenin heveslisidir. Buradan David'in ilgisinin filmle ilgili siteleri olduğunu anlıyoruz. Peter'in önerdiği site kendisinin ilgisini çekmeyecektir. Bu nedenle D seçeneğini eliyoruz. Mike'ın ifadelerine baktığımızda, Mike enjoys reading online magazines about environmental problems. Mike çevresel problemlerle ilgili online dergiler okumaktan keyif alıyor. Burada da Mike'ın Çevresel sorunlarla ilgili sitelere ilgi duyduğunu anlıyoruz. Yine teknolojiyle ilgili sitelere ilgi duymayacaktır. Bu nedenle Mike'ın bulunduğu B seçeneğini deliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Yine John'un ifadelerini değerlendirelim. John loves searching for information about smartphones and computers. John, akıllı cep telefonları ve bilgisayarlar hakkında bilgileri araştırmayı çok seviyor. Bu ifadelere göre John, teknolojiye ilgi duyan birisidir. Peter'ın önerici bu siteye ilgi duyup ziyaret edecek olan şahıs John olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Altıncı sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following words does not complete the blanks in any of the sentences? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki cümlede geçen boşlukları tamamlayan kelimeden birisi olamayacaktır? Öncelikle seçeneklerde geçen kelimelere bakalım. A seçeneğinde download, sanal ortamdan cihazımıza indirmek, B seçeneğinde register, kayıt olmak, C seçeneğinde access, bağlanmak, D seçeneğinde upload, cihazımızdan sanal ortama yüklemek anlamına geliyor. Şimdi Brad'in ifadesine bakalım. I can't blah blah the internet at the moment. Ben şimdi internete aşağıdaki kelimelerden birisi uygun gelecek. Because it's broken. Çünkü bozuk. Burada internetle aşağıdakilerden eşleştireceğimiz en iyi ifade C seçeneği olacaktır. Ben şu anda internete bağlanamıyorum çünkü bozuk. C seçeneğini boşluğa yazıyoruz ve ediyoruz. Theodor'un ifadesine baktığımızda If you want to attend the online course, you have to blah blah for it. First. Eğer sen online bir kursa katılmak istiyorsan öncelikle senin bu kursa aşağıdaki ifadelerden en uygun olan ifade B seçeneği olacaktır. Bir kişinin kursa başvuru yapabilmesi için önce bu kursa kayıt olması lazım. B seçeneğini boşluğa yazıyoruz ve ediyoruz. Richard'ın ifadesine baktığımızda I will blah blah my graduation photos to my Facebook account after the party. Partiden sonra Facebook hesabıma mezuniyet fotoğraflarımı Yükleyeceğim ifadesini kullanabiliriz. Cihazımızdan sanal ortama yüklemek ifadesi de upload kelimesidir. Bunu da D seçeneğinde görüyoruz. D seçeneğini boşluğa yazıyoruz ve ediyoruz. Açıkta kalan seçeneğimiz A seçeneğinde download indirmek ifadesi olmuştur. Bu ifade boşluklara uygun gelmeyeceği için doğru cevabımız A seçeneği olacak. 7. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which sentences in the conversation does or do not match with the internet habits of the friends in the table above? Yukarıda tapoda verilen arkadaşların internet alışkanlıkları konuşmadaki hangi ifade veya ifadelerle eşleşmemektedir. Sorunun çözümünü yapmazdan önce tabloyu inceleyeceğiz. Daha sonra diyaloğu incelip seçenekten bunu bulmaya çalışacağız. Tabloya baktığımızda Internet Habits of Anna's Friends. Anna'nın arkadaşlarının internet alışkanlıkları. Burada Ashley ve Stacey'nin internet alışkanlıkları verilmiştir. Ashley'nin internet alışkanlıklarına baktığımızda Buy things on the internet. internetten bir şeyler satın almak. Alışveriş için kullanıyor. Follow blogs on fashion. Moda ile ilgili blogları takip ediyor. Share recipes on the net. internette yemek tarifleri paylaşmak. Burada da yemek ilgili siteleri ziyaret ediyor. Stacy'nin internet alışkanlıklarına baktığımızda Design websites. Web siteleri tasarım etmek. Attend an online Spanish course. Online bir İspanyolca kursuna katılmak. Follow foreign series. Yabancı dizileri takip etmek. Şimdi, Ashley ve Stacey'nin internet alışkanlıklarını dikkate alaraktan Nora ve Anna arasında bir konuşma geçiyor. Biz bu konuşmada hangi ifade tabloya uymuyorsa bunu bulmaya çalışacağız. Nora'nın ifadesine baktığımızda, Do you think you have the same internet habits with Ashley? Ashley ile aynı internet alışkanlıkları olduğunu mu düşünüyorsun? Yes, evet. We both like doing online shopping. İkimiz de online alışveriş yapmayı seviyoruz. Tabloya baktığımızda, Ashley ile ilgili ilk ifadede buy things on the internet. internetten bir şeyler satın almak. Ena'nın ifadesiyle eşleştiği için doğru seçeneğimizde mutlaka bir olmayacaktır. Bu nedenle A seçeneği ve B seçeneğini ediyoruz. İkinci cümleye baktığımızda Moreover we both follow blocks on clothing. Bunun yanı sıra ikimiz de giyim üzerine blog sitelerini takip etmekteyiz. Ashton'in kalan internet alışkanlıklarına baktığımızda ikinci kısımda follow blocks on fashion Modelle ilgili blokları takip etmek, bu ifade de Enan'ın ikinci söylediği ifadeyle değiştirildiği için doğru seçeneklerimizde de. 2 de bulunmayacak. Bu sebeple D seçeneğini deliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Cevabımızın doğruluğundan emin olabilmek için üçüncü ifadeyi de okuyacağız. What about Stacy? Ya Stacy? She hates learning foreign languages. O yabancı diller öğrenmekten nefret eder. So she never joins online language courses. Bu yüzden de o online dil kurslarına asla katılmaz. I don't enjoy them either. Ben de bunlardan keyif almam. Şimdi Stacy'nin internet alışkanlıklarına bakacağız. Tabloda Stacy'nin online bir İspanyolca kursuna katıldığını görüyoruz. Anna'nın 3. ifadesinde yabancı dil öğrenmekten nefret ediyor. Asla online kurslara katılmaz ifadesi geçiyordu. Stacy'nin tabloda verilen internet alışkanlıkları ile Anna'nın vermiş olduğu ifadeler eşleşmemektedir. Bizden de eşleşmeyen ifadeyi bulmamız isteniyordu. Bu duruma göre üçüncü ifade bizim doğru seçeneğimiz olacak. Bunda C seçeneği de verilmiştir. Yedinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. 8. sorumuza soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following is not correct according to Petra's answers? Petra'nın cevaplarına göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Sorunun çözümü için verilen bilgileri değerlendirelim. Petra answered some questions about her internet habits. Petra kendisinin internet alışkanlıkları ile ilgili bir takım sorulara cevap verdi. Here are her answers. Burada da onun cevapları bulunmakta. Birinci soruya baktığımızda How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanırsın? Via my smartphone and my laptop. Akıllı cep telefonum ve laptopumla bağlanırım. Do you spend a lot of time on social networking sites? Sosyal iletişim sitelerinde çok zaman geçirir misin? Yes, I do. Evet, geçiririm. How often do you use the internet? Ne kadar sıklıkla internet kullanırsın? Every day. Her gün. For what purpose do you use the internet most? İnterneti en çok hangi amaçla kullanırsın? To pay my bills. Faturalarımı ödemek için. Petra'nın interneti kullanma alışkanlıkları ile ilgili soruları vermiş olduğu cevapları dikkat alarak şimdi seçenekleri değerlendireceğiz. Biz doğru olmayan ifadeyi bulmaya çalışacağız. A seçeneğine baktığımızda she is interested in social media. O sosyal medyaya ilgi duyuyor. Bu ifade doğrudur. İkinci soruda sosyal medya ile ilgili çok zaman geçirdiğini özellikle belirtmişti. Bu nedenle A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda she rarely connects to the internet. O nadiren internete bağlanır. Bu ifade yanlıştır. 3 numaralı soruda internetin ne kadar sıklıkla kullanıldığı sorulmuştur. Her gün cevabı verdiği için nadiren kullanmıyordur. Bizden doğru olmayan ifadenin bulunması isteniyordu. B seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Yine C ve D seçeneklerini değerlendirelim. She uses the net for online banking most. O en çok online bankacılık için interneti kullanıyor. 4 numaralı soru C seçeneğini ilgilendirmekte. Burada faturaları ödemek için kullandığını söylüyor. C seçeneğinde verilen ifadeyle 4 numaralı soru eşleştiği için C seçeneğini deliyoruz. D seçeneğine baktığımızda she uses two devices to access the internet. İnternete bağlanmak için iki cihaz kullanır. Bu ifade de doğrudur. 1 numaralı soruda internete nasıl bağlandığı sorulmuştu. Akıllı cep telefonu ve laptop ile bağlandığını görüyoruz. D seçeneğini deliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. According to the conversation above, which of the following is not one of the Nick's online behaviors? Yukarıdaki konuşmaya göre, aşağıdakilerden hangisi Nick'in online davranışlarından birisi değildir? Bu sorunun çözümünü yapabilmemiz için yukarıdaki verilen ifadeleri okuyacağız. Sophia'nın ifadesine baktığımızda, "Do you think Nick uses the internet safely?" Nick'in interneti güvenli bir şekilde kullandığını mı düşünüyorsun? Petra'nın ifadesine baktığımızda, "Well, he visits safe websites when he researches for information." O, bilgi araştırırken güvenli ziyaret ediyor. Brad'in ifadesine baktığımızda he doesn't share his address or telephone number with his online friends. O online arkadaşlarıyla adresini ya da telefon numarasını paylaşmaz. Kate'in ifadesine baktığımızda he doesn't confirm friend requests from strangers. O yabancılardan gelen arkadaşlık isteğini onaylamaz. John'un ifadesine baktığımızda he uses his name and surname in his password. O şifresinde adını ve soyadını kullanır. John'un dışındaki tüm ifadelerde interneti güvenli kullanabilmekle ilgili doğru işlemler yaparken John'un ifadesinde şifresinde adını ve soyadını kullanmakta yanlış bir davranış içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu bilgileri dikkate alarak biz yukarıda verilen ifadelerle eşleşmeyen ifadeyi bulmaya çalışacağız. A seçeneğine baktığımızda He avoids using dangerous websites. O tehlikeli web siteleri ziyaret etmekten kaçınır. Bu ifade Petra'nın ifadesini karşılamaktadır. Bu nedenle A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine baktığımızda He ignores unknown people's friend requests. O tanımadığı kişilerin arkadaşlık isteklerini umursamaz. Bu ifade de Kate'in ifadesini karşılamaktadır. Bu nedenle B seçeneğini deliyoruz. C seçeneğine baktığımızda, He is careful about giving out his personal information. O kişisel bilgilerini vermek konusunda dikkatlidir. Bu ifade de Brett'in ifadesini karşılamaktadır. Bu sebeple C seçeneğini deliyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Fakat doğruluğundan emin olabilmemiz için seçeneğimizi değerlendirelim. He pays attention to his safety when he creates a password. O şifre oluştururken güvenliğine dikkat eder. Bu ifade doğru değildir. Çünkü John'un ifadesinde şifre oluştururken adını ve soyadını kullandığından bahsetmiştir. Bu bilgileri dikkate alacak olursak D seçeneğinde verilen ifade ile yukarıdaki verilen ifadeler eşleşmiyor. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. 10. sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlayalım. Which of the following is correct according to the results? Sonuçlara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sorunun çözümünü yapabilmemiz için yukarıdaki ifadeleri değerlendirelim. These are the results of a survey about the online activities of Chinese and Indian teenagers. Bunlar Çinli ve Hintli ergenlerin online aktiviteleriyle ilgili bir anketin sonucu. Anket için verilmiş olan ifadelere bakalım. Playing online games, online oyunlar oynamak, searching for information, bilgi için araştırma yapmak, downloading music, müzik indirmek, reading online news, online haberler okumak. Grafiklerde Çinli ergenler ile Hintli ergenlerin bu konudaki anket sonuçları verilmiştir. Şimdi seçenekleri değerlendireceğiz. Biz doğru olan ifadeyi bulmaya çalışacağız. A seçeneğine baktığımızda Chinese teenagers play online games more often than Indian teenagers. Çinli ergenler, Hintli ergenlerden çok daha fazla online oyunlar oynamakta. Çinli ergenlerin online oyun oynama değerine baktığımızda %10, Hintler genlerin oyun oynama oranına baktığımızda %15, A seçeneğinde verilen ifadeler ile grafikte verilen ifadeler eşleşmediği için A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine baktığımızda Reading News Online is more popular with Indian teens than Chinese teens. Online haberler okumak Hintli ergenler arasında Çinli ergenlere göre daha popülerdir. Hintli ergenlere bakıyoruz online haber okumanın oranı %20, Çinler genere bakıyoruz. Bu oran %50. B seçeneğinde verilen ifadeler grafikle eşleşmediği için B seçeneğini deliyoruz. C seçeneğine baktığımızda Searching for information is the least popular activities among Chinese teens. Bilgi araştırmak Çinler ergenler arasındaki en az popüler aktivitedir. Çinlergenlerin grafiğine baktığımızda en küçük değere bakacağız. Bunun bilgi araştırmak olması lazım. En küçük değere baktığımızda playing online games, online oyunlar oynamak olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde verilen ifadelerle eşleşmektedir. Eşleşmiyor. Bilgiler eşleşmediği için C seçeneğini deliyoruz. D seçeneğine baktığımızda less than half of the Indian teenagers are interested in downloading music. Hintli ergenlerin yarısından daha azı müzik indirmeye ilgi duyuyor. Hintli ergenlerin bulunduğu grafiğe baktığımızda müzik indirmenin %40 yani %50'den daha az olduğunu görüyoruz. D seçeneğinde verilen ifadeler ile Hintli ergenler için verilmiş olan grafikteki bilgiler eşleşmektedir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak.